İran'a gidelim. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca önemli bir iddia var. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani'nin Mossad ajanı olduğu gerekçesiyle Tahran'da gözaltına alındığı iddiası var. Ayrıntıları alalım. Ekber Karabağ bekliyor bizi. Tahran'dan son gelişmeleri anlatacak. Evet Merve, Pezeşkian'la Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşme bugün Türkmenistan'da yapıldı. Pezeşkian buradaki uluslararası bir toplantıya katılmak için Türkmenistan'da bulunuyordu. Pezeşkian göreve geldikten sonra ilk kez Rusya Devlet Başkanı ile yüz yüze bu şekilde görüşmüş oluyor. Ve bu görüşmede çeşitli konular ele alındı. Özellikle bölgedeki gelişmeler. İşte Pezeşkian bölgedeki durumun çok kritik olduğunu ifade etti ve İsrail'i uluslararası herhangi bir kurala ve hukuka uymamakla suçladı ve bu konuda ve bölgedeki gelişmelerle ilgili İran ve Rusya'nın görüşlerinin birbirine çok yakın olduğunu ifade etti. İran Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki aylarda Rusya'ya giderek BRICS toplantısına da katılması bekleniyor ve bu konuyla ilgili Rusya'dan da kendisine davet gelmiş oldu. İkinci konuyla ilgili aslında İsmail Kani'nin durumu, İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs gücünün başkomutanı İsmail Kani'nin durumu geçtiğimiz günlerde de tartışılmıştı. Hatta geçtiğimiz günlerde işte İsrail'in düzenlediği, Lübnan'da düzenlediği saldırılar sırasında Haşim Safiyettin ile birlikte öldüğü veya yaralandığı iddia edilmişti. Fakat İran'dan daha sonra bu iddiaya yalanlama geldi. Şimdi ise yeni bir iddiaya gündeme gelmiş oldu. Arap basını bu iddiayı gündeme getirdi ve İsmail Kani'nin Tahran'da sorgulanmaya çekildiği, gözaltına alınarak bazı diğer devrim muhafızları komutanlarıyla birlikte sorgulandığı iddia edildi. Fakat İran medyası bu iddiayı reddetti. Az önce de İranlı bir devrim muhafızı komutanının bir açıklaması söz konusuydu. Devrim muhafızı başkomutanının baş danışmanı Hüseyin Dakiki'nin bir konuşması söz konusuydu ve o konuşmada işte söz konusu İranlı generalin, yani İsmail Kani neden ortalıkta olmadığını ve cuma namazına katılmadığına ilişkin soruya işte kendisinin meşgul olduğunu ve görevine devam ettiğinden dolayı işte bu şekilde kamuoyunda olmadığını söyledi. Diğer taraftan son bir bilgi olarak şunu belirteyim. Dün akşam saatlerinde İran'ın Lübnan ve Suriye sınırı yakında bulunan bir hastanesi, bir sahra hastanesi vurulmuş oldu ve İran bu hastanenin kullanılmaz hale geldiğini bildirdi diyor ve sözü başkent Tahran'dan sana bırakıyor.